Sevgili izleyenler, Güneydoğu TV'ye Farklı Hayatlar programına hoş geldiniz. Canlı yayın konuğum, bu memleketin topraklarında yetişmiş, ekmeğiyle büyümüş, çok genç ve başarılı bir kardeşim, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uludağ. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Koca da teşekkür ediyorum. Öncelikle ekranlar başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımıza saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ve bizi buraya konuk ettiğiniz için sizlere ve Güneydoğu Medya Grubu'na teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok keyifli program olacak. Daha böyle programa girmeden tak 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 mesajlar gelmeye başladı hem Facebook'a hem Twitter üzerinden. Genç ve başarılı dedim. Haliliye evet. Belediye Başkan Yardımcısı diye Allah seni tanıttım ama aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesisin. Evet. AK Parti Genç Kolları İl Başkanısın. Evet. Bir de avukatsın. hem genç olmak hem de bu kadar güzel işleri bir arada yapmak, başarılı olmak hakikaten Allah'ın insana bir lütfu. Tabii insanın kendi meziyetleri de burada çok önemli. Evet. Hepsini konuşacağız. Gelen mesajlar var, onları okuyacağız. Telefon bağlantılarımız var, sürpriz telefon bağlantılarımız olacak. İzleyenlerimizi bağlayacağız. Sevgili izleyenler, siz de sevgili Osman Uludağ, benim Twitter adresimi etiketleyerek mesaj atarsanız, Sayın Başkan'a ben de mesajlarınızı canlı yayında okurum. Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı dedim. Ben de Haliliye'de doğdum, büyüdüm. Ben de bu memleketin topraklarında yetiştim. Herhalde en çok keyif veren sana, bu kadar şey saydım ama doğup büyüdüğün bölgeye, şehre hizmet etmek en güzeli. Evet. Tabii Sayın Koca da yani insan bilemiyor. Hayat insanı nereye götürür, nasıl devam eder? Evet. Cenab-ı Allah o son nefesi aldığında neredesiniz onu bilemiyorsunuz. Dediğiniz gibi evet ben Haliliye'de, Bahçelievler'de ikamet ediyorum. Orada da doğdum, orada büyüdüm. Halen devam ediyor mu ikamet? Halen devam ediyor evet. Bahçelievler'deyim yine aynı yerdeyiz. Bizim ailemiz de genel itibariyle orada oluyor. Tabii şehrin birçok vatandaşımız Karaköprü'ye göç oluyor oradaki tabii daha bahçeli konutlardan dolayı. Ama ben Haliliye'de doğdum, büyüdüm. İlkokul Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda okudum. Ortaokulu Bahçelievler'de. Liseyi de Şanlıurfa Lisesi'nde tamamladım. Tabii o süreçte mahallemiz o kadar büyük değildi ya da yeni o kadar büyük değildi. Yeni yıkılıp yeni yapılan binalar yoktu. Biz orada eski reformun karşısında evimiz vardı. Tam karşısında da çamlık, küçük bir çamlık vardı. O gençlik merkezinin olduğu evet, reform. Evet, evet. O gençlik merkezinin olduğu yer reformdu eskiden değil mi? Evet, reform evet, binası. Tabii tabii reformdu. Biz arkadaşlarımızla işte mahalleliyle orada okuldan çıktıktan sonra o çamlıkta futbol oynardık. Yani ben de futbolu çok severim. Hem aktif bir izleyicisi hem oynamayı çok seven birisiyim. Yani orada başladık. Hayatımız orada başladı. Çok güzel. Devamında dediğim gibi işte Urfa Lisesi. Oradan mezun olduk. Sonrasında kısmet oldu. İşte hukuk fakültesi, yakında üniversite hukuk fakültesi mezun oldum. 2008'de mezun olduk. Mezuniyetten sonra staj... Oralara gelmeyelim. Çok atladık oraları. İstersen o doğup büyüdüğün yerden... ben de Cengiz Topel'den mezunum bu arada. Öyle mi? Evet. Cengiz Top herhalde Urfa'nın yerlisinin %90'ı yani merkez olduğu için. Evet, merkez olduğu için evi bu taraftaysa Vatan'dan, o taraftaysa Cengiz Topel'den. Evet. Şehitliğin
Orada da çok piknik yapmıştık öğrenciyken. Pikniğe gitmişsinizdir oralara. Pikniğe gittik. O futboldan bahsettim. Biz oynamadığımız yer kalmamıştı. Şimdiki eski, daha doğrusu müze taşınacak artık. Taşındı. Müzenin olduğu yerde o arka tarafta bir yine boş bulduğumuz, tabii sıkıntılarımız oldu. Şimdi belediye başkan yardımcısı olunca bunlara çözüm bulma noktasına geldik işin. O günkü sıkıntılarımız onlardı. Yani çocuklar olarak ya da işte gençler olarak işte okul dışında zamanımızı geçirebileceğimiz sağlıklı mekanlar bulmakta zorlanıyoruz. Zorlanıyor tabii evet. Ki. İşte bulduğumuz alanlarda orada arkadaşlarımızla bir araya gelip en azından kötü alışkanlıklardan uzak durarak liseden, sporla. Evet, mahalleden, işte okuldan arkadaşlarla orada vakit geçiriyorduk. Tabii Cengiz Topel deyince orada hocamızı da anmadan edemeyiz. Kimdi öğretmenin? Hüsnü Gül İpek hocamız. Allah selamet versin kendisine. Hı. Sağ olsun okulda bizlere emekleri fazladır. İşte devamında dediğim gibi Bahçelievler'de zaten arka arkaya sonrasından yapıldı. Evet. Hatta biz ya ilk ya ikinci başlayanlardandık. Orada da tabii arkadaşlarımız, dostlarımız, halen devam eden arkadaşlarımız var bizimle birlikte. Yani güzel günlerdi aslında. İnsan geçmişe dönüp, biz bir meşgalenin içindeyiz şu anda. Çok hızlı ilerliyor zaman. Dönüp bakma fırsatı da bulamıyoruz. İşte sağda solda arkadaşlarımızı, eşimizi, dostumuzu görünce geçmişteki günlerden işte bahsediyoruz, anıyoruz. Elhamdülillah güzel anılarımız oldu. Yani çok olumsuz şükür. Hayatımızda bir şey yaşamadık. Çok şükür. Böyle devam ediyoruz. Ben aslında burada yani ilgimi çeken veya böyle çektiğim şey şu. Fevzi Bey'i de tebrik ediyorum. Yani birileri mutlaka belediye başkan yardımcısı olacaktır. Belki birileri daha olacaktır. Halilye'de yetişmiş, büyümüş. Yani her metrekaresini bilen, kaldırımlarını bilen, sokağını bilen, Urfaların tabii tedirbesini bilen. Evet. Birinin belediye başkan yardımcısı olması da bence çok önemli. İyi bir tercih yapmış. Sağ olsun başkanımız tabii 30 Mart seçimlerinden sonra meclis üyesi olarak göreve başladık. Hem büyükşehirde hem ilçede. Kolay değil tabii, başkanımız sıfırdan bir görev yüklendi. Yani sadece kendisi, hatta kendisi de bahseder. Bir odası, bir yeri falan da yok. Kendisi ve meclis üyeleri, işte bizler varız. Seçildik, vatandaş hizmet bekliyor. Sağ olsun o ilerleyen zamanlarda tabii kendisinin takdiridir, ben o konuda görev istenmez verilir mantığıyla hareket eden bir insanım. Başkanımız öyle takdir etti. İnşallah da biz kendisini mahcup etmeyiz. Niyetler konuda temiz olduktan sonra Allah kullarını niye mahcup etsin ki? İnşallah aynen mahcup etmez, ondan şüphemiz yok. Kaç kardeşsiniz? Biz 4 kardeşiz. En büyükleri benim. 83 doğumluyum. Bir küçük kardeşim var, Abdullah. 85 doğumlu. O da gençlik merkezinde genç lider olarak çalışıyor. Kız kardeşim var. O da İmam Hatip mezunu, İlahiyat Fakültesi mezunu, din kültür öğretmeni olarak sizin meslektaşınız. Evet. O da Sağlık Lisesi'nde öğretmen. Bir küçüğümüz de Nurullah. O da şu anda liseye gidiyor. 3 erkek, bir kız kardeş. Kız kardeşim de evlendi gerçi. Yani bizim babam emekli öğretmen. O da meslektaşımız. Evet, o da meslektaşınız. Bayağı bir ortak yönümüz var o zaman sen. Doğru. Yani sağ olsunlar öğrencilerini biz, ben şimdi bir de böyle mekanlara falan da girdiğimizde işte Uludağ deyince işte Mehmet Hoca neyindir? Babam diyor, o öyle mi falan. Estantenelerde yaşıyoruz. Sağ olsunlar, ben babamla gurur duyuyorum gerçekten. Nereye gitsek öğrencileri hürmette ve bunu şey olsun diye değil, hakikaten birçok yerde rastladığım için bu kadar şey konuşuyorum. Her alanda, her yerde sağ olsunlar. Bir de o dönem Urfa Lisesi'nde öğretmenlik yapmış. Orada orada okumuş. O zamanın da işte genç şeyi, şimdi işte doktor olan var, avukatı olan var, üst düzey abilerimiz var. Sağ olsunlar, o takdiri de babama göstermişlerdi her zaman. Peki. Babanla diyaloglarını konuşacağım. Sayısız mesaj geldi. İzleyenlerim de böyle çok da ihmal etmek istemediğim için evet, aralara mesajlar okuyalım. Ben. Sevgili Sait Kaplan, o da benim çok yakın dostum, kardeşim. 12'ler sıra ekibi bizi izliyor şu anda. Hepsine selam gönderelim. Evet, onlar sevgili Sait ve yanındaki arkadaşlarına, bazılarının gençlik kollarında da çalışmalarını evet, biliyorum. Sait Bey. Evet, size selamları var. İlçe sevgili Bahattin Yıldız Ankara'dan yazmış, teşkilat başkanı. İyi yayınlar dilerim gençlik kolları il başkanımıza. Yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederim demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Sevgili Metin Şenay yazmış.
Hocam ilk tweet'i ben attım, okur musun demişti. Ben de not almıştım. Size de başarılar diliyorum. Adana maçında duyuru yapabilir mi demiş. Evet, yarın Adana Demirspor. Adana Spor, evet. Şanlıurfa Spor maçı var. Biz bütün taraftarlarımızı maça davet ediyoruz. Urfa Spor belki hiç bu kadar yaklaşmamıştı. O yüzden ikinci yarı artık son viraja girmiş bulunuyoruz. Urfa Spor olarak tüm şehir, belediyelerimiz, başkanlarımız, etkili yetkili kim varsa hakikaten destek olmamız gerekir. Spor insanları bir araya getiren ve az önce de bahsettik, kötü alışkanlıklardan uzak tutan. Güzel bir spor. Evet. Futbol özellikle ve Urfa'da da çok seviliyor gerçekten. Ben Şanlıurfa Spor takımına, yöneticilerine başarılar diliyorum. Bizim de başkanımız da bu konuda desteklerini esirgemiyor kendilerinden. Gerçekten hepimizin destek olması gereken bir alan. İnşallah başarılı olurlar. Bizi Süper Lig'de temsil ederler. Düşünsenize yani Süper Lig'e çıktığımızda işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ilimizde maç yaptığını bir hatırlarsınız. Müthiş mutlaka olur. Trabzon-Fenerbahçe kupa maçı olmuştu burada. Ben Galatasaraylı biri olarak Trabzon tribünde izlemiştim maçı. Müthiş bir ambiyans. Çok güzeldi. Yani gelenler de ondan sonrasında da bahsettiler bizim farklı illere gittiğimizde. Yani bu neden olmasın diyoruz. İnşallah da olur. Kalbimiz, gönlümüz onlardan yana. Benim notlarım arasında da var. Halliye Belediyesi'nin sportif faaliyetleri hangi noktada? Onu ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Babanla nasıl bir ilişkiniz vardı? Veya şu anda nasıl? Babam dediğim gibi emekli fizik öğretmeni. Kendisi uzun yıllar işte öğretmenlik yapmış. Genellikle eğitimciler öğrencilerine çok mesai ayırır ama çocuklarına gelince çok böyle yorgun düşerler. Valla şöyle ben kendim öğretmenlik mesleğini aslında istiyordum. Babamdan evet. dolayı mı ya da öğretmenimden dolayı mı bilmiyorum ama kendisi tabii mesleğin getirmiş olduğu zorluklardan mütevellit olsa gerek bana işte yazma dedi. Ben Fen Edebiyat Fakültesi yazacaktım. Fizik ya da fen işte kimya. Yok dedi sen şey yapma dedi. Ben yaptım. Bir eve bir tane öğretmen yeter. Sen farklı bir dalda kendini geliştir. Öyle olunca fakültesini yazdırdı bize. Babanın tercihiydi o tabii, zaman. Tabii babamın tercihiydi. Ama elhamdülillah iyi ki de öyle olmuş diyelim. Belki daha farklı yerlerde olabilirdim şimdi. Ama şimdi belki mesleğimden yani onu da ileride anlatırız. Staj gördüğüm abilerim benim üzerimde çok etkisi var. Sağ olsun yani ailede tabii baba önemli. Çocuğunu iyiliğini ister her zaman. Onu iyi yönlendirmek ister. Babamız da zor zamanlarda üniversiteyi Fen Fakültesi'nde İstanbul'da olayların olduğu zamanlarda orada okumuş. Zor şartlarda okumuş. O yüzden de o durumları da çok iyi bilen bir insan. Ondan dolayı bizim tabii ailece kardeşlerim de okumamızı istedi hep. Sağ olsun duasını bizden eksik etmez. Biz de hürmetimizi eksik etmeyiz kendisinden. O şekilde. Siyasete gireceğiz ama böyle tam böyle hukuktan yakalamışken sormak istiyorum. Siyasetçilerin çoğu hukukçu. Mesela AK Parti'nin il başkanlarına baktığım zaman Ahmet Düşünür, Yusuf Eğilmez, Zeynel Başkan hepsi hukukçu. İşte İsmail Bey Eyyubiye'de evet, hukukçu bildiğim kadarıyla. Kardeşim. Siz hukukçusunuz. Evet. Halliye'nin eski bir başkanı sevgili İbrahim Kızıyemen hukukçuydu. Evet. Böyle hukukçuların ve siyasete çok böyle aşırı bir merakı var. Branşla alakalı mı? Aldığınız eğitimle alakalı mı? Hocam şöyle. Yoksa mesaiyle mi alakalı? Onunla ilgili tabii bunların hepsi ile alakalı aslında. Ama sürece baktığınızda Ahmet başkanımız Mehmet II'den sonra avukat. Herhalde ondan sonra bir başlangıç oluyor. Bizim de tabii gençlik kollarına başlangıcımız da biraz avukatlık mesleği hatta spor da katabiliriz bu işin içerisine. Sağ olsunlar yanlarında staj gördüğüm abilerim Mehmet Ejder ve Ahmet Türkmen ile birlikte onların bir ekibi vardı. Az önce bahsettim futbolu severim diye. Sürekli böyle halı saha maçları yapıyoruz haftalık. İşte staja onların yanındayız. Bu maçlara işte... 2008 mezunusun değil mi okuldan? Evet. 2008-2009'dan bahsediyoruz. 2008'de mezun oldum. 2009'da askerliği bitirdik. 2010 yılında da işte staja başladık. O staj sırasında işte maçlara falan gidiyorduk. Yusuf Başkanımız da o zaman il başkanı değildi, il yönetimindeydi. O da futbol beraber maçı yapıyorduk. Tabii oradan bizleri görmüş. O dönemde Ahmet Düşünür Başkan iken işte
yeni bir başkan adayı, gençlik olanına birini bulmamız lazım. İşte sen kim? Hiç alakan yok, ilgin yok siyasete. Tabii biraz kısmet meselesi bu işler. Biz tabii AK Partiliyiz. Üniversite yıllarında yok yani siyasette. Üniversite yıllarında aktif yok. Fakat gönlümüz, gönlümlü tavrımız her zaman AK Parti'den yanaydı yani o dönemde de. Onun işte bu arayış içerisinde girilince işte sağ olsun başkanımız da işte böyle bir kardeşimiz var. İyi bir kardeşe benziyor, iyi birine benziyor gibi. Bizi önerdiler. İşte mülakata gittik genel merkeze. Tamamen tevafuk o zaman. Tevafuk, evet, kısmet. Yani ben ona inanırım. Hatta ilk başkanımız bize teklif ettiğinde başkanım dedim yani biz elimizden geleni yapalım, işte destek olalım. Fakat bu hakikaten sorumluluğu yüksek, vebali yüksek ve zor bir iş. Ve benim de bu konuda bir düşüneceğim fikrim de yok. Belki hani ilk etapta hedefleriniz olur, şeyiniz olur. Öyle deyince işte dedi hele biraz düşün, biraz daha şey yap. Ben tabii aileme falan danıştım. Eşe, dostu, arkadaşlarımızla görüştük. Kimisi dedi ki yapabilirsin, başarabilirsin, zor değil falan. Mesleğe yeni başlamışız. Daha doğrusu yani işte staj aşaması, yeni bir büro açacağız işte işlerimiz falan. Ben başkanıma reddetmeye gittim yani ben bu işi yapamam ama yine elimizden ne gelirse diye. Başkanımız sağ olsun ne yaptı etti, bizi ikna etti. İyi ki de ikna etmiş diyelim. Oradan başladık, bugünlere geldik. Böyle siyasetin çok da yoğun bir mesaisi var. Bir de tabii bunun üzerine senin bir meclis üyeliğin var. Evet. Bunun yanı sıra yine şimdi belediye başkan yardımcısısın. Avukatlığı da yapabiliyor musun aynı zamanda? Avukatlığı gençlik olarındayken... Yani resmi olarak bir sıkıntı var mı? Hiç araştırmadım fakat ben durdurdum. Yani durdurdum. Maliye kaydımı da dondurdum. Evet. Yani onunla ilgili dava falan da almıyorum. Alsam zaten gitme durumum yok. Nefes alacak zamanımız yok diyelim. Yok. Sabahlara kadar bazen belediyeden çıkmıyoruz. O noktada avukatlığı devam ettirmiyoruz. Tabii dediğiniz gibi bunlar üst üste geldi. Ben gençlik kolları başkanı iken bu göreve geldik, seçildik. Genel merkezde bununla ilgili işte biz aylık olarak başbakanımızın genişletilmiş il başkanları toplantısına katılıyoruz. Daha öncesinde kurucu genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyordu bu kurul. Oradaki toplantılarımızda genel başkanımız işte bu süreç başlayınca ben işte bize fikir sordular nasıl bir prensip karar alalım diye. Benim aynı görevi aynı kişinin birkaç farklı görev yapmasına gerek yok. Yani bir şekilde artık farklı bir alanda çünkü bir yıl yapmış değiliz biz o görevi. Evet. 5 yıl yapmışız. 2010 yılından beri yapmışız. Hani yeterince de orada fedakarlığı da yapmışız. Bana göre bir fedakarlık bu aslında yapan arkadaşlarımız siyaset içinde. Ben oradaki fikrim işte aynı kişinin birkaç görevi bir anda yapmasın. Bir farklı kişiler gelsin. Yeni heyecanlar olsun diye fikrimi beyan ettim. Tabii diğer arkadaşlar farklı konuşanlar da oldu. Sonrasında biraz sıkıştı. Süreç sıkıştı. İşte kongreler işte seçim girdi araya falan biraz daha bekleyelim biraz daha bekleyelim diye bugüne geldik ama Şubat ayında İl Gençlik Kolları'nın kongresi olacak. Ondan sonra bir arkadaşa devredeceksin. İnşallah devredeceğiz. Ailede model aldığın kimse oldu mu? Ailede şöyle diyelim yani baba tarafında siyasetle çok uğraşan... Hayır siyaset anlamında demiyorum genel anlamda hayata bakış açısı davranış olarak. İşte onu diyeceğim yani dedem rahmetlik anne tarafından Cemil Hacı Kamil oldu. Urfa'da o da belediye başkanlığını yapmış. Onun babası da Hacı Mustafa Hacı Kamil oldu. O da 12'lerin içerisinde onların lideri. Tabii dedemle biz onun yaşlık dönemine denk geldik. Annem son çocuğu dedemin. Hatta işte biz çok hatırlamıyoruz ama işte 80'lerinde falan dedem 90'ı geçti rahmetli olduğunda. Şey bir insandı yani böyle düz, dürüst ve istediğini koparan bir insandı. O manada tabii onun hayatımızın ilk zamanlarında kişiliğimizin belirlendiği dönemlerde mutlaka etkisi olmuştur. Bunun yanında işte dediğim gibi insan tabii gençliğinde bir takım şeyler alıyor. Ondan sonra o hayata o aldığı dönemdeki daha sonrasında onlar yön veriyor. Bununla ilgili
hem okulda hocalarımız olsun, hem meslek hayatımızda abilerimiz olsun. Sağ olsun Cenab-ı Allah bizi hep iyi insanlarla karşılaştırdı. Sağ olsun derken abilerimizden bahsediyorum. Evet. Yani o önemli bir dua annemizin bize yapmış olduğu. O zaman anne olduğu tarafından siyasetten bir tabii var, bağ var. Bir bağ var. Orada, belediye başkanlığı yapmış. Tabii Urfa'da belediye başkanlığı yapmış. Tabii o zor dönemlerde de dediğim gibi yapmış. Ama yani benim aklımda yoktu tabii buralara gelecek. İnsan bilemiyor dediğim gibi sözün başında da ne zaman ne olacağını. Çok şükür bir yanlış yapmadık. Bir hatamız olmadı inşallah diyelim. Öyle de devam edebiliriz. Siz az önce dediniz ya niyetlerin iyi olunca Allah mahcup etmez. Biz de o yöndeyiz. Yani kimseyle bir yanlışımız, bir hata. Ben kimseyle darılmam kolay kolay. Kimseyle küsmem. Küssem bile bir gülümsese bana ben bir daha. Kime benzettiler seni ailede? İşte anneye, babaya, dayıya çıkmış falan dediler ya. Valla benim kızım da şimdi bana diyorlar sana mı benziyor annesine? Ben annesine benzetiyorum. O bana benzetiyor ama bizde de babama benzeten de var. Ahir'de de anneye benzeten de var. Tabii her birinden farklı özellikler demek ki edinmişiz. Ama eşim genelde babama benzetir. Ara ara yaptığımız hareketlerde. Bir çocuk mu var? Bir çocuk kaç var. Kaç yaşında kızın? Bir kızım var. 15 aylık oldu hemen tamam. Hemen. Dedim eğer konuşabilecek yaştaysa yok, bağlayalım canlı yayını. İnşallah o günlerde gelir. İnşallah. İnşallah. Biraz mesaj okuyalım mı? Olur. Ömer Göz yazmış Twitter'dan. Urfa Gençliği'nin önde gelen değerli isimlerinden Osman Ulda bizim çok değerli bir abimizdir. Allah yardımcısı olsun demiş. Amin cümlemiz. Teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Akgençlik tweet adresinden atmış. İkimizin de fotoğrafını koymuş. Başkanımız demiş an itibariyle Güneydoğu TV'den. Sevgili Mahmut Bakan yazmış. Genç başkanlarıma iyi yayınlar diliyorum demiş. Urfa'da hizmet adına bizleri umutlandırıyor. Fatih Yetkin yazmış. Sayın Ulda'ya yeni görevde başarılar dilerim. Şanlıurfa'nın medar iftarı daha yerlere gelmesini canı gönülden diliyorum. Teşekkür ediyoruz izleyenlerimize. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yusuf Kılıç yazmış. Tapu sorunlarından falan bahsetmiş. Onu ben size reklam arasında söylerim. Vehbi Beyaz yazmış. Osman Bey inşallah daha yerlere gelecektir. Kendisini ileride il başkanı olarak görmek isteriz demiş. Temenni de bulunmuş. Sevgili Abdülkerim Dört kardeş yazmış. Başarılar, iyi yayınlar diliyorum. Genç dinamik başkanımı kardeşim izliyorum demiş. Sizden bahsediyorum yani. Teşekkür ederim. Hayal Kaplan yazmış. Hocam iyi yayınlar, programımızı zevkle izliyorum. Gençliğin başkanı Osman Başkan'a başarılar dilerim. Teşekkürler. Mesut Beyaz, hayırlı programlar dilerim. Şu an konuğunuz olan Bayulda çok değerli bir abim. Vak Gençliğin abisi demiş. Teşekkür ederim. Zübeyir Zorlu kardeşim yazmış. İki güzel insan, başarılarınız daim olsun. Amin cümlemizin olsun. Kadir Akıllı yazmış, memleketimizin yetiştirdiği Urfalı bu şehrin insanı olarak bizlere gurur ve onur veriyor. Teşekkürler. Sevgili Ekrem Özaydınlı yazmış. Saygılar hocam, misafiriniz Osman Uluda ile yaklaşık 5 yıldır beraber çalışıyoruz. Çok mükemmel bir insan, çıtayı yükseltti demiş. Şerif Avcı iyi yayınlar hocam demiş, teşekkürler. Metin Şenay yazmış, iyi yayınlar demiş Osman Başkan'a. Başarılar diliyorum. Çok sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Mesajlar geliyor. Ben yine de ben çok böyle teşekkür ediyorum. Her abi ara verdiğimde evet, izleyenlerimizin mesajlarını mutlaka okuyacağım. Vehbi kardeşimiz il başkanı olarak görmek istiyor demiş. Az önce de bahsettik. Bu gerçekten bir fedakarlık. Yani evet, biz 2010 yılında bu işe başladığımızda arkadaşlarımızla, yönetim kurulumuzla hayatın daha başında, yani iş hayatının, işte belki evlilik hayatının her şeyin başındayken siyasete atılmak evet, gerçekten fedakarlık gerektiren kesinlikle bir iş. O manada ben gerçekten çok güzel bir ekibe sahip oldum. Bu zamana kadar birlikte görev yapmış olduğumuz arkadaşlarımız sağ olsunlar. Vizyon için değil, gerçekten AK Parti davası için, misyonumuz için bizlerle birlikte oldu. Bizlerden desteklerini hiç esirgemediler. Yani lafı gelmişken tabii birçok anımız oluyor ara ara, böyle seçim zamanlarında olsun, diğer zamanlarda olsun. Ben şunu hatırlıyorum, 2010 yılında göreve geldikten sonra 2011'de bizim ayrıca kongremiz oldu. 12 Eylül halk oylaması. O tarihte tabii o zaman başkanımız Ahmet Bey'di. Sağ olsun biz yaklaşık 200-300'e yakın şehrin çeşitli noktalarına evet afişi astık. Ara ara tabii ilk tecrübesizlik, tabii onların bir seçim süresi var.
yanlış asmışız. Bir daha toplandı. Sonra işte o 30 Ağustos vardı. Ondan dolayı işte tanklar geçecek. Bir daha kaldırıldı falan. 3-5 defa astık. Evet. Ramazan ayıydı. İndi ve asıldı. Evet, birkaç defa asıldı. Yani o da her birinin işte asılması, bomb çıkıyor, iniyor. Arkadaşlarımız çıkıyor, biz çıkıyoruz. Bayağı bir mesele. 12'ler mahallesinde sabah artık yani sabahlara kadar asıyoruz. Onu yetiştirmek kolay değil. Daha işte sahur yapmamışız. Bir baktık ezan okunuyor. Arkadaşlar birbirimize bakıyoruz. Başkan iftar, sahur yapamadık. Yarın orucuz. Tabii bu güzel anılardı. Yani o fedakarlık o saatlerde herkes evinde işte ibadetini yapıyor. Belki biz evimizden, ailemizden uzak, belki bir sonraki gün yapacağımız işleri o uykusuzlukla daha kötü şartlarda yapacağız. Bu işler gerçekten kolay değil. Dışarıdan bazı insanlar baktığında işte yapabiliriz, edebiliriz. Ben dediğim gibi ilk etapta zor olduğunu bilerekten çok istememiştim aslında ama. Şartlar bazen. Birilerinin de yapması lazım. Yani hep bir şey istemek de olmuyor ama değil mi? Yani hakikaten olmuyor gerçekten. Dedim ya, ben farklı bir meslek dalı düşünüyordum ama kısmet oldu. Bu meslek dalında buralara geldik. Yani insanlar gerçekten de o şeye baktığınızda fedakarlık. Yani bizim tabii farklı arkadaş, kimisi bizde gençlik kolları olduğu için doğal yoldan eliminasyon oluyor. Kim arkadaşımız okul kazanıyor, gidiyor. İşte tabii, askere tabii gidenler oluyor. Evlenip farklı bir ilet gidenler oluyor. Evet. İşte gençlik kollarının böyle de bir dezavantajı KPSS'yi var. KPSS'yi kazanıp gidenler oluyor. O sebeple sürekli böyle bir değişiklik olması gereken ve siz onu sürekli aktif tutmanız lazım. Motivasyonu yüksek tutmanız lazım. Gençlik siyasette çok önemli. O şeyi, liderliği yapabilmek, arkadaşlara yeri geldiğinde işte sıcak, samimi, yeri geldiğinde işin anlam ve önemini belirtir çalışmalar içerisinde olmanız gerekiyor. Sağ olsun biz hep güzel insanlarla çalıştık. Hep bizi bir yerlere taşıyabilecek arkadaşlarımızla tanıştık. Bizler hep ileriye götürdüler. Çok güzel. Üniversite yılları nasıl geçti? Evet, üniversite dediğim gibi insan demek Kıbrıs'ta ki... Kıbrıs'ta Urfalı çoktur. Var, bayağı var. İlk gittiğimizde... Yani öğrenci anlamında çoktur. Çok. Ufalı ve Doğulu, Güneydoğulu vatandaşlarımız bir hayli fazla. İnsan sevdiği işi yapması lazım diye bir laf da var. Tabii biz okul döneminde ısınmaya başladık hukukla. Ben aynı zamanda sayısalcıyım yani, sayısal evet mezunuyum. Ama hukuk sözelde, eşit ağırlıktı. Eşit ağırlıktı o dönem. Birçok arkadaşımız da halen devam ettiğimiz siyasette de İsmail Demirbaş, Eyüp ilçe başkanımız. Evet. Onunla o dönemden işte Vehbi Bayez arkadaşımız. Dönem arkadaşımızsınız. Aynı ev arkadaşlığı sınıf, var mı? Ev arkadaşlığı da var, sınıf arkadaşlığı da var. Birlikte tabii o dönem beraber geçirdik. Güzel insanlar tanıdık ama Hunda siyasette bize hakikaten çok katkısı oldu. Yani sosyal bilimler gerçekten önemli. Bununla ilgili işte mesleki hayatımızda da tabii çok yapamadık ama şimdi belediyede de bize artıları oluyor. Yerel yönetimlerle mevzuat ilgili bir ders var mıydı şeyde hukuk okurken? Yerel yönetimler bazı derslerin içerisinde, idare hukuku içerisinde tabii geçen konular vardı, mevzuatlar vardı. Müfredat içinde vardı. Müfredat içinde tek başına ders olarak yoktu. 2008 yılında dediğim gibi mezun olduk. Tabii o dönemde hatırlıyorum sınavları falan, evet. Ramazan'a denk gelen sınavlar, üst üste gelen sınavlar. Şimdi evet, öğrenci arkadaşlarımız bizi dinliyorlarsa onlarla empati kurabiliyorum. Yani o bütünlemesi, işte bir de sona yaklaşınca bile ağır geliyor. Evet. Çok şükür o günlerden bugünlere geldik. İnsan özlüyor ama özlüyor öğrencilik hayatı. Şunu diyorum ben de hakikaten öğrenci kardeşlerimize. O dönem bizim öğrenme için evet zaman ayrılmış bir zamandı. Biz onda kendimizi kişisel olarak ne kadar geliştirebilirsek ondan sonraki hayatımızda da o kadar başarılı olabiliyoruz. Çünkü şimdi ben birçok şey öğrenmek istiyorum ama gerçekten çok zamanım olmuyor. Kitap okumaya bile çok az zaman ayırabiliyor insan. O dönemleri her alanda iyi değerlendirmek lazım. Özellikle farklı diller öğrenmek, insanların işte sosyal olarak kendini geliştirmek. Bunlar hakikaten önemli. Biz o yıllar da hakikaten geri gelmiyor. Kısmen yapabildik. Için öyle. Tabii hani şey, böyle bıçak sırtına bir soru olacak ama hani bazıları kırılabilir diye, siyasette böyle model aldığın bir kimse oldu mu? Tabii ki şöyle biraz
belki klişe gibi olabilir ama model alınması gereken bir insan aslında. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şimdiki Cumhurbaşkanımız, başladığında gençlik kollarında siyasete atılmış ve devamında da siyasetin her biriminde olmuş diyelim. Olmuş. Bilmiyorum, belki bizde o şimdi karşılaştırmada şey olmasın. Yani gençlikten başlamış, sonra belediye, işte böyle il başkanlığı, ilçe başkanlığı, ondan sonra başbakanlık, cumhurbaşkanlığı. Yani alınması gereken biri varsa gerçekten yiğitliğiyle, duruşuyla, halkını sevmesiyle, işini sevmesiyle. Az önce fedakarlıktan bahsettik ya, insan sevdiği şeye fedakarlık eder. Yani sevdiğinize siz fedakarlık edersiniz. O da halkını sevmiş. Halkının refahı, ferahı için işi aldığı zamandan bugüne baktığınızda AK Parti'nin getirmiş olduklarına hakikaten bir devrim gibi. Yani Cumhuriyet'ten bugüne, Cumhuriyet tarihinden işte AK Parti'nin geldiği tarihe kadar yapılanlar ve AK Parti geldikten sonra bu tarihe kadar yapılanlara baktığınızda büyük bir dönüşüm olmuş. Bunu sadece Türkiye için değil, dünya ulusal bazda da tabii değerler görmek mümkün. Bu noktada istatistiklere baktığınızda zaten ortaya çıkıyor. Ara ara tabii Büyükşehir Meclisi'nde bazen lafı geliyor, yeri geliyor. Biz övünerek bahsediyoruz. Evet. Biz öyle bir partide siyaset yapıyoruz ki. Telefon bunun için de hamd ediyoruz hakikaten. Evet, çok şükür, her şeye elhamdülillah. Bir telefon bağlantımız var. Futbol halı saha maçında seni gören, teklif eden kimdi? Gençlik oldu. Yusuf Eğilmez. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ olun. Başkanım, nasıl, iyi misiniz? Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Siz nasıl, iyisiniz? Çok sağ olun. Osman Başkan'a dedim ki siyasete nasıl girdin? Dedi halı saha maçında Yusuf Eğilmez beni görmüş. Öyle bir teklif etti. Hayatında öyle başladı. Evet, doğru söylüyor Osman Başkan. Aynen öyle olmuştu. 2017'de herhalde İl Gençlik Kolları Başkanımız görevde alınmıştı o ara. Sonra işte arkadaşlar, İl Başkanımız Ahmet Bey sormuştu bana, ya kim olabilir Gençlik Kolları Başkanı diye. Evet. Ya ben de dedim ki valla biz halı saha maçına gidiyoruz, top oynuyoruz. Evet. Osman arkadaşımız var. Yani bir sorun. Ben çok iyi bilmiyorum dedim ama çok beğendiğim biri hakikaten o zamandan beri, yani Osman başkanımız halı sahada işte bizim arkadaş gruplarında oturduğumuzda yeni stajyerdi. Ama o günden benim yanımda, ben hep beğendim gerçekten o günden. Öyle bir şey olmuştu. Ben yani olur diye söylemiştim. Ama kısmet oldu. Yapabilir Osman diye başkan. Söylemiştiniz. Yapabilir. Tamam. Ben yapabilir demiştim. Bu işi iyi yapar diye söylemiştim. Evet. Sonra arkadaşlar görüştüler. Osman Başkan'la Ahmet Bey görüştü. Osman Başkan böylece Gençlik Kolları Başkanımız oldu. Ayağımızı sen kaydırdın başkan. Evet. Başkanım. Gerçekten öyle yani, o konuda hep Osman Başkan'a derdim. Yani muhakkak tabii her seferinde bizi de bazı arkadaşlarımız işte zorladılar. Sen yönetim kurulda olman gerekiyor dediler. Girdik, sonra il başkanı olarak çıktık. Bu iş böyle. Peki. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Başkanım, başkanım ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun başkanım. Gerçekten birlikte çalıştık. Bu bir teşkilatın için önemli. Ana kademesiyle, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla birlikte hareket edebilmek, koordinasyonu güzel sağlayabilmek. Başkanımız da o koordinasyonu bizlerle çok iyi sağladı. Hep bir abi gibi oldu. Biz de elimizden geldiği kadar partimiz için tabii çalıştık. Sonuçta ortada, başkanımızla birlikte girmiş olduğumuz seçimlerde Urfa'nın tabii bir teveccüh var ama bunu teşkilata sadece mal etmek de doğru değil. Ama biz elimizden geleni yaptık. İnsanlarla genel başkanımızın dediği gibi ruberu hep çalışmalar içerisinde olduk. Başkanımız da ve yönetimi de sağ olsun biz gençlere hep destek oldu. Ben çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet Niyazi Hocam, ben de gerçekten Osman Başkan'la 5 yıl birlikte çalıştık. Bütün toplantılarda işte il başkanları toplantılarında hep birlikte gittik. Yol arkadaşım, daha önce de söylemiştim. Evet. Televizyon programında. Gerçek manada yani yol arkadaşı aynı zamanda ve partide de yol arkadaşımız. Çok güzel bir 5 sene, birlikte 5 sene geçti. Ben bundan sonraki hayatımda Osman Başkan'ın başarılar diliyorum.
ve kendisine de çok teşekkür ediyorum. Size de ve bizi izleyen tüm izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun başkanım. Teşekkür ediyorum. İnşallah dostluğunuz daha çok uzun sürer. Dünyada ölene ahirette sonsuza dek sürer. Allah razı olsun. Size de bundan sonra gelince başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar hocam. Sağ olun. Evet. Yusuf Bey ayağınızı kaydırdı ve siyasete girdiniz. Bakalım Allah hayırlı günler göstersin. Allah razı olsun. Yusuf Başkan da tabii il başkanlığı bıraktı. Evet. Milletvekili aday olacak. İşte az önce ben söyledim bu işi yapabilmek kolay değil diye, fedakarlık ister diye. Evet. Tabii biz gençlik kolları yönetimi, gençlik kolları başkanlığını yürüttük ama il başkanlığı özellikle Şanlıurfa'da hakikaten kolay bir iş değil. Şanlıurfa'da en azından teşkilata baktığınızda evet. işte birçok meclis üyemiz var. Şimdi ilçe teşkilatlarımız kuruldu. Onların yönetimleri var, il yönetimi var, kadın kolları var, gençlik kolları var. Hepsi birebir aslında çok yakın il başkanına. Yani bir sıkıntısı olduğunda il başkanını arayabilecek durumda. Buna baktığınızda yaklaşık ilçeler daha var. 400-500 kişilik bir teşkilat aslında evet. ve bunların başında da il başkanı. İl başkanı. Bu kolay bir iş değil. O yüzden başkanımız hakikaten o fedakarlığı uzun bir süre yaptı. Yani Urfa'da baktığınızda uzun süre il başkanlığı yapmış. Diğer başkanlarımız bence en fazla süre yapan Yusuf Bey de. Kolay değil insan ve bence de doğrusu da bu. Yani çok uzun süre yapmak da artık monotonlaşıyor insan. Yani yeni bir heyecanın gelmesi, yeni birinin gelmesi. Şu anda da Zeynel Abidin başkanımız tabii geçmişte de çok tecrübeli siyasette. Ben inanıyorum da 2015 seçimlerinde de güzel bir çalışma yapacak. Yine inşallah iyi bir gençlik kolları başkanıyla birlikte, kadın kolları başkanımızla birlikte Şanlıurfa'da çalmadık kapı bırakmayarak yönetimiyle birlikte güzel bir çalışma yapacağına inanıyorum. İnşallah. Tabii sen Kıbrıs'ta okudun. Kıbrıs modern bir yer. Küçük bir ülke gibi bizim yavru vatanımız. Uzun yıllarda gençlik kolları başkanlığı yaptın. Bu bölgenin, bu coğrafyanın gençlerini biraz dezavantajlı buluyor musun? Şöyle biz tabii eğitim her şey için gerçekten siz de hocasınız bunu çok iyi biliyorsunuz. Eğitim çok önemli. Yani insanlar ufku genişliyor. Şimdi bir program oldu biz Belediyeler Birliği ile ilgili bir yere gittik. Orada işte bir Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü Dekanı hocamız bir sunumu yaptı. Tabii ben belediyede şimdi sıkıntılarla uğraşırken ilçede işte çıkma mı olmuş, işte çekme az mı olmuş, bu mu olmuş derken o farklı ülkelerden farklı şehirlere ekrana taşıdı orada. Yani eğitim hakikaten insanın orada benim ufkum açıldı. Yani işte ben Halliye Belediyesi'nde sürekli o gelenlerle uğraşırken çok daha geniş bakmam gerektiğini fark ettim orada. Eğitim de insanın ufkunu genişletiyor. Kesinlikle. Yani hedeflerini büyütüyor. Siz aldığınız, gördüğünüz kadarını görüyorsunuz ama dışarıda bir dünya var aslında. Bu bakımdan bizim bölgemiz maalesef tabii batıya oranla biraz o noktada eksik kalmış. Burada çok cevherler var aslında. Evet. Gerçekten bu noktada başarılı olmuş, şehrimizi iyi yerde temsil eden bir sürü abilerimiz var. Bu fırsat verildiğinde gidemeyeceğimiz yeri yok aslında. Sadece hedefimizi büyük tutmamız lazım ve ben az önce işte belki o görevi almama noktasında işte yapamam edemem endişesi o da mahcubiyetten. Şimdi insanlar size bir görev verecek, bir vebal olacak, yapamaz mıyız edemez miyiz diye. Ama öyle olmamak lazım. Ben başarabilirim, inanmak lazım. Hedef gençlerimizin özellikle kendilerine mutlaka bir hedef koymaları lazım ve ona ulaşmak için de hiçbir engeli tanımamaları lazım. Şey açısından söyledim ben aslında, soruyu biraz daha açayım sana. Diyarbakır'ın özel üniversitesi var, Selahattin Eyüp Üniversitesi. Evet. Gaziantep'te birden fazla, 3 özel üniversite var bildiğim kadarıyla. Herhalde Türkiye'nin birçok yerinde özel üniversiteler var ve bizde, hani sen de hukukçusun, bizde bir hukuk fakültesi bile yok. Evet. Yani bizim bu bölgenin, bu coğrafyanın insanların böyle bir hukuka bir merakı var. Tıp fakültesine bir merakı var ama bizim özel hukukumuz da yok, özel tıpımız da yok. Tabii ben keşke ilimde bir özel fakültesi olsaydı keşke burada okusaydın. Okusaydım diyorum. Niye? Ben yarı burslu olarak orayı kazandım. Kıbrıs tabii
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti evet. diyoruz. Ama biraz bizden ayrılmış gibi. Yani hani, oradaki yani gidişin gelişin bir maliyeti var değil mi? Yurtta kalıyorsun, barınma sorunu var. Yani oradaki bunlar vatandaşlarımız alınmasın ama ben Lefkoşa'da da okudum. Çok şey olmadım yani ısınamadım. Şehre evet. de ısınamadım. O noktada tabii ailemizden de ayrılmamışız o döneme kadar. Onun bir sıkıntısını da yaşadık. Keşke elimde öyle bir fakülte olmuş olsaydı da burada okumuş olsaydım. Kesinlikle. Ya da işte bölgeden yerlerde okumuş olsaydım. Bu bir avantaj aslında. Yani sayısının artması ve yakın olması tabii bununla ilgili... Çünkü mesela aileler gönderecek çocuklarını özel okullara. İşte diyor ki okul ücreti şu kadar. Bir de barınma sorunu var şu kadar. Yılda 3 defa 5 defa bayramda yılbaşında git gel bu kadar. Evet. Yani bu maliyet bir defadan artıyor. Evet. Belki burada olsa bu çocuklar birçoğu bu eğitimden geri kalmayacaklar. Sadece eğitim anlamında demiyorum hani dezavantajı derken. İşte Gaziantep'teydim geçen. İşte bir hayvanat bahçesi var. Daire başkanı davet etmişti. Gittim görüştüm. Bir yılda 3 milyon turist gidiyor. Hayvanat bahçesi. Yerli turist. Yani harika bir şey yani direkt en direkt dönüşlerini düşündüğün zaman ve bizim çocuklarımızın belki birçoğu belli bir yaşa gelinceye kadar hayvanat bahçesine gidemiyorlar. Maalesef. Bu anlamda söyledim hani genel anlamda hem sportif hem kültürel hem eğitim anlamında dezavantajlı buluyor musun sorusu. Tabii yani o manada bunu birçok alanda söyleyebiliriz aslında yani az önce spordan bahsettik. İşte burada şimdi bir Antalya gibi bir tesislerimiz olsa mesela neden? Alanya gibi Antalya gibi Alanya gibi işte futbol takımları buraya gelseler. Gelseler. Hani az önce dediniz bir idol olarak baktığınız biri var mı diye. Yani gençlerimiz onlarla sporcularla birebir temasa geçtiklerini düşünün. Kesinlikle. İşte buraya gelmişken bazı programlara katıldıklarını düşünün. Kesinlikle. Şimdi biz gençlik olarak birçok abimizi burada ağırlamak istedik ama işte Urfa olması, gelip gitmenin belki sıkıntı olması dolayısıyla o programları çok istediğimiz düzeyde yapamadık. Bunun şehre katacağı vizyon olarak gerçekten dediğim gibi gençlere hedef ya da ideal olarak koyabilecekleri liderler çıkarması bakımından. Yani çok geniş baktığınızda bunların her alanda işte bir turizmimiz var mesela bizim. Bunu niye iyi kullanmayalım? Az önce bahsettiğiniz turistten az önce bahsettiğim hocamla ilgili Amerika'dan bir yer gösterdi bize. Tamamen Sunni yani acayip alışveriş merkezi aslında ama içerisinde Amerikan futbolu dedikleri futbol. İşte çok devasa su parkları, birçok kayak merkezi bu alışveriş merkezi içerisinde Sunni bir şekilde yapmışlar. Büyük bir yatırım yapmışlar ve buraya ta işte Çin'den, Kore'den, Kuzey Doğu'dan her taraftan günde 1 milyona yakın turist oraya sadece o şeyler için geliyormuş. Yani bu baktığınızda tabii yatırım olanaklarıyla da alakalı. Ekonomiye katkısı var, istihdama katkısı var her anlamda. İşte büyük bakmak lazım. Yani olaya gerçekten hedefi büyütmek lazım. Ben şuna inanıyorum. Yani geçmişte belediye başkanlığı yapmış abilerimiz, başkanlarımız. Tabii ellerinden geleni yapmışlardır mutlaka evet. ama şehrin önünü açacak, şehre bir vizyon katacak, büyük, işte biz artık büyükşehir belediyesiyiz şu anda. Evet. Tabii bu artık yetki bizde şu anda bizlerin bunları yapmamız onları lazım. Onları konuşalım. İnşallah bizden daha. Sonra da bizleri eleştirecek çalışmalar yapmayız bizden sonra gelenler. Ama bu memlekete kim gerçekten faydası olmuşsa Allah onlardan razı olsun. Amin. Çok önemli yani şehrin dinamizmi oluyor aslında. Bunu daha çok konuşacağız. Bir telefon bağlantımız var. Tabii. Benim de çok değerli bir kardeşim. Sevgili Mehmet Ejder. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Niyazi Bey kardeşim. Nasılsınız? Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sizin yanınızda avukatlık stajı gören çok değerli bir kardeşim var. Genç başarılı. Osman Uludağ. Ben de böyle zaman zaman fırsat buldukça sizin yanınıza gelir böyle fikir alışverişinde bulunurum. Çok da isabetli bir ustası varmış. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Allah razı olsun. Ben tabii yayını televizyondan takip edemiyorum. Yıl dışındayım. Evet. Salonda Osman var. Yayında anladığım kadarıyla Osman Başkan kardeşim. Evet. Bir de siz varsınız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar abi. Bize biraz Osman anlatır mısın? Mesleği yanında öğrendi, stajı yanında vallahi, gördü. Estağfurullah. Buna öğrenmek denmez. Size avukatlık stajı daha çok... Tabii uygulama çok başka bir şey yani. Pratik çok önemli. Pratik çok önemli. Girerken, eyvallah. Sağ olsun bizi tercih etmişti o zaman staj için Osman Başkan. Biz çok yararlı, çok güzel bir dönem beraber geçirdik. Biz de ondan bir şeyler öğrendik. Diğer stajyer arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz gibi. Beraber güzel bir 6 aylık bir dönem geçirdik. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz o manada. Evet. Peki,
Mehmet Ejder'den ne, en çok böyle hangi şeyin aldın şimdi, mesleki anlamında? Az önce dediniz ya idolleriniz kimdir evet. diye. Bunların farklı farklı sağ alanlarda olun. Oluyor. Mehmet abimiz de sağ olsun gerçekten soğukkanlı bir insan. Yani böyle bazı olaylara ya da işte evet. kişilerin... Sevgili Mehmet Ejder düşünerek konuşur. Davranışlarına. o fevrilik bazı insanlara zarar getiriyor. Ama evet. Sayın abim de hakikaten o noktasını ben takdir ediyorum. Siz de ara ara gidiyormuşsunuz. Bunu da burada öğrenmiş olduk. Evet. Ben de ara ara gidip işte istişare ediyorum. Kendisini geliştirmiş entelektüel ve mesleği de hakikaten çok iyi yapan bir abimiz. Biz onlardan ve ortağı var Ahmet Türkmen abimiz. Onlardan öğrendiğimiz birçok şey var. Ben Osman Başkanım, Saden'le Niyazi Bey'e ve onun aracılığıyla yayınlarımızı izleyen bütün izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Osman kardeşimiz mesleğinden fedakarlık ederek siyasete atıldı. Başarılı bir şekilde AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüttü. Şu anda da Belediye Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor mahalli idarelerde. Yani bu aslında büyük bir fedakarlık. Biz hepimiz kendisine teşekkür ediyoruz o manada. Estağfurullah. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz abi. Sevgili Mehmet çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olun. Ben son olarak Niyazi Bey, Osman Bey'in ben yayına katılanlar tabii birçok yönünü biliniyor ve söyleniyor. Evet. Çok iyi futbol oynar. Evet. Onu söylemek istiyorum. Aynı zamanda halı sahada takım arkadaşımdır. Çok güzel futbol oynar. O yönde izleyenlerin bilmesini isterim. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Hayırlı çok, akşamlar. Hayırlı akşamlar. Çok selamlar, saygılar. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili Mehmet Ejder benim de çok beğendiğim bir Urfalıdır. Bazen zaman zaman işte Urfa'nın değerleriyle ilgili isim diyorlar. Bir beş kişi sayar mısın? hakikaten önemli bir isim Mehmet Ejder. Kesinlikle. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Tabii ben daha aktif yani mesela Mehmet abi aslında bir cevher. Az önce bahsettik ya birçok cevherimiz var. Tabii bilince tanıyınca insanlar bunun evet. farkına varıyorlar. Bizim ondan öğrendiğimiz birçok şey var. İnşallah öğrenmeye de devam edeceğiz. İnşallah. Böyle mesajları biraz okuyayım. Sonra keyifli sohbete devam edelim. Bu arada mesajlarım hiç durmadı. Telefonun sesi habire bana geliyor. Arayan evet. konuklarımız var. Teşekkür ediyorum ilgi gösteren herkese. Ahmet Kenan Kayral dostumuz yazmış. İki genç, iki başarılı insan. Teşekkür ediyorum. Ben sevgili Osman Başkan kadar genç değilim ama. İl Yönetim Kurulu üyemiz. Evet. AK Parti. Yine sevgili Mahmut Bakan. Başkanım Yusuf Başkanımız. Hem kara hem yolu ile yolculuk yaptığını biliyoruz. Kara yolculuğunun anılarından bahsedebilir mi? Demiş. Şoförlüğün de çok iyiymiş. Allah kazadan beyden uzak tutsun. Allah razı olsun. Öyle hem sevgili Kayhan söylemiş hem sevgili evet. Yusuf Başkan. Evet. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi sevgili Mustafa Tepe tweet atmış. Saygılar hocam programımız harika. Osman kardeşimizin başarıları hem emsal olması bakımından çok önemli ve gurur verici. Teşekkür ediyorum. İbrahim Balcı yazmış. Biz kanalda iki delikanlı görüyoruz demiş. Eyvallah. Allah başımıza eksik etmesin. Eyvallah. Mehmet Ali Eskiler. Teşekkür ediyorum demiş. Yine Osmanlı da Urfa için lazım demiş İbrahim Balcı. İbrahim Aksoy yazmış. Onu yine reklam arasında okuyacağım. İbrahim Balcı demiş ki attığımız tweet'i okursanız Fırıncılar Odası olarak çok memnun olurum. Okudum tweet'inizi. Murat Çiftçi yazmış. Bunu final sorusu da yapabiliriz. Gençlik Kolları Başkanı için destekleyecekleri bir aday var mı? Demiş. Not alabilirsiniz bunu. Belki finalde cevaplamak istersiniz. Yakup Bulut yazmış. Hayırlı geceler hocam. Başkanımıza başarılar diler. Ekibine hayırlı uğurlu olsun. Demiş. Kadir Akıllı demiş ki bütün Urfalılar, oda arkadaşlar herkes telefon açıyor, programı izliyor. Telefon sesi bana geliyor. Telefonlarım susmadı ama konuma biraz vakit ayırmam lazım. O yüzden bütün telefonları bağlayamıyorum. Peki. Reklamlara ne kadar var Mehmet abi? Zamanımız var mı? 5 dakikamız mı var? Peki. Tabii az önce ifade ettiniz. Başkanımız da Kayhan abi de sağ olsun. Evet. Biz hakikaten çok seyahat ettik. Evet. Gençlik kolları, il başkanları, işte kadın kolları, il başkanları, belediye başkanları, başbakanımız
Tabii o dönem siyasette ne kadar gençlere önem verdiğinin bir göstergesi evet, bu aslında. Evet. Bütün teşkilatın başkanlarının hepsini Ankara'da topluyor. Sadece il başkanlarını da toplayabilir aslında normalde. Ama gençlere ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Aynı anda yani il başkanıyla beraber kadın kolları, gençlik kolları. Belediye başkanı, ilin belediye başkanı, AK Partili ise. Aynı anda. Evet, belediye meclis başkan vekili. Hepsinin katıldığı yani maksimum 5 minimum 3. 100 toplantıya mı katılmıştınız Yusuf Bey'le evet, beraber? Öyle bir tweet atmışsınız 100. 100. toplantı beraber katılmıştık. Tabii orada fedakarlık dedik ya yani gittiğimizde 2-3 gün evimizden, ailemizden, işimizden, buradaki çalışmalarımızdan uzak oluyorduk ama bir ufuk açması orada da oluyordu aslında. Farklı farklı illerden herkesin katıldığı ve başkanlığını başbakanımızın o dönem işte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir toplantıya hazirin olarak bulunuyorsunuz ve toplantı sonunda da istediğiniz zaman şehrinizle ilgili ya da başka bir konuyla ilgili söz alıp başbakanımızın huzurunda onu ifade edebiliyorsunuz ve ben birçok defa tanık oldum. Konulara çok vakıftı. O dönemde işte bir il başkanımız bir konuyla ilgili bir şey söylediğinde bakana dönüp biz onu işte şurada yapmadık mı işte bakanlar kurulunda çıkarmıştık. O yol işte şu kadar kilometreydi. Hatta Bozova Adıyaman işte Urfa yolu işte konusu oldu. İki şeritli dediler. Orada iki şeritli değil, üç şeritli. Üç şeritli. Evet, bunu orada böyle ben hatırlıyorum yani ifade ettiğini. Konulara çok vakıftı. Bu bizim için bir avantaj oldu. Giderken de tabii havaalanında işte bir saat, iki saat önceden git, işte kemer çıkar falan. Başkanımız çok o şeyleri sevmiyordu. Bir de yolun neşesini alma adına beraber arabayla seyahat ediyorduk. Ben de yani şoförlüğü severim aslında. Yani araba kullanmayı severim. Sağ olsunlar gidiş gelişlerimizde arabayı da biz kullanıyorduk. Çok fıkraları dinlemişsinizdir birbirinizde. Evet yani muhabbetleri güzeldi başkanlarımızın beraber seyahat ettiğimiz her seferinde bir il başkanımız şey il başkan yardımcımız katılıyordu bizimle birlikte gittiğimizde. Buradan onlara da selamımızı iletelim. Mustafa Yavuz önceki il genel meclis başkanımızla birçok seyahatimiz oldu. O da bizi yalnız bırakmıyordu beraber. Yolda seyahat ediyorduk. Gerçekten muhabbetleri güzel insanlar. Onlardan da öğrendiklerimiz, seyahat esnasında öğrendiğimiz birçok şey var. Biz il başkanı ama yani hakikaten zaman olmuyordu çoğu zaman. Urfa'da çok bir araya belki çalışmalar esnasında geliyorduk. Yolda tabii farklı muhabbetler, konular, dertleşmeler oluyordu. O manasında da zaman çabucak geçiyordu. Geçin. Belki uzun bir süre gibi geliyor insana ama oradan da güzel anılarımız oldu başkanlarımızla. Mesajlar da gelmeye başlıyor. İkinci bölümden sonra tekrar mesajları okuyacağım ama iki mesaj da kapatalım. Ailenizden bir mesaj geldiği için onu okumak istiyorum. Celal Uğda yazmış. Akrabanız sanırım. Evet, halam oğlu. Kişiliği ve duruşuyla ailemizi en iyi şekilde temsil eden Osman Başkan'a başarılar diliyorum. Demiş. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. O da müze müdür yardımcısı. Başarılar diliyorum. Sağ olsunlar bize desteklerini hiç eksik etmediler. Hem seçim zamanında evet. Ailemizle birlikte çalışmalarımızı sağ olsunlar siyasetin içerisinde olduğumuz için o desteği hep verdiler bize. Ailenin desteği tabii çok önemli. Tabii o önemli. Yani bizde bir de şöyle bir şey var. Yani bazı ailelerde hani siyaset de bulunmak istemek yani herkes istiyor ama bizim ailede çok fazla öyle aktif işte bir şeyler yapalım şeyinden ziyade destek olarak oluyordu. Ben siyasete girince sağ olsunlar ailemin bütün fertleri o desteklerini hiç eksik etmediler. Evet. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Sevgili Metin'in tweetiyle bitirelim. Metin Kürçoğlu yazmış. Müsiyat Genç Müsiyat Başkanı kardeşimiz. Görevini layıkıyla yerine getiren Osman Ulda abime başkanıma selam ve saygılarımı iki başkana da başarılar dilerim demiş. Teşekkürler çok, çok sevgili sağ olsunlar. Metin. Urfa'da gençlik adına sivil toplum kuruluşları evet. Hakikaten önemli. Ben siyasi partide bu faaliyeti yürütüyorum ama arkadaşlarımız evet. Da farklı alanlarda bu çalışmayı yapıyorlar. Metin kardeşim de Genç Müsiyat Başkanlığı'na geldikten sonra aktif bir şekilde. Güzel işler yaptı. Ben de sağ olsun bir kere İbrahim davet etmişlerim. İbrahim Halil Yılmaz kardeşim oradaki yönetimde birçok arkadaşı da tanıyorum. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bizim aktif iletişimimiz devam ediyor. Hatta aylık böyle bir araya geldiğimiz zamanlar da oluyor. Gençlik adına ne yapabiliriz, ne edebiliriz? Çalışmalarımıza birbirimize işte yardımcı oluyoruz. Bazen yürüyüşlerimiz, basın açıklamalarımız oluyor. Sağ olsunlar desteklerini hiç eksik etmiyorlar. Her şey Urfa için. Tabii ki ortak yani. Payda Urfa. Başkan bir reklam arası verelim. Olur. Sonra devam edelim. Olur hocam. Sevgili izleyenler, Güneydoğu TV'de Farklı Hayatlar'da canlı yayın konuğum Halilye Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ulu'da. Kısa bir reklam arası için ayrılacağız. Daha sonra tekrar buradayız.